Değerli izleyenler, şu anda yanında Bandırma'nın yetiştirdiği eski başarılı futbolculardan Sayın Özkan Kıvanç var. Kendisi yıllarca Bandırma'da futbol dünyasında Bacak Özkan veya Küçük Özkan lakabıyla tanındı. Şimdi Özkan abiyle sevgili Ahmet Pesen'le birlikte bir spor söyleşisi yapacağız siz değerli izleyenlerimiz için. Özkan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Özkan abi 1939 yılında Bandırma'da doğdunuz. Öz Bandırmalısınız. Futbol yaşantısı nasıl başladı? Futbola nasıl merak sardınız? Önce oradan başlayalım. Futbol tutkusu nasıl gelişti? Biz Tunlar Mahallesi'nde doğduk, yetiştik. Hani mahalle aralarında futbola başladık. Eski ne meydanıydı o caminin önünde? Pazar yeri olan yer. Orada futbol oynamaya başladık. Oradan geçerken Remzi abi rahmetli, Hikmet Dağran filan bizleri seyrederlerdi. Ve bizi beğenmişler. Çağırdılar, Marmara Kulübü'ne girdik. Yani sizi ilk kez Remzi Başak ve Hikmet Tarhan keşfetti diyebiliriz. Evet. Sonra hangi takımda başladınız önce? Marmara'da başladınız. Sol açık olarak başladınız. Onunla devam etti. Ondan sonra rahmetli Remzi ağırlıktan sonra sol içe geçtik. Evet. Marmara'da kaç yıl futbol oynadınız? 55'te kurduk. Öyle 55'te başladım ben. 55'te başladınız. Bandırma Spor kaçtı? Bandırma Spor 65. 65'e kadar hep Marmara'da yaşadınız. 10 yıl. Evet. Ondan sonra Bandırma Spor'a geçtik. Evet. Orada devam ettim futbola. Evet. O zaman Bandırma'da amatör futbol nasıldı? O günleri biraz anlatır mısınız bize? Rekabettiler, futbol kalitesi. İdman yolunda Marmara. İkisi rakiptiler. Aralarında seneler geçen bir rekabet vardı. Diğer kulüpler zayıftı. Evet. Bizim idman yolunda maçlarımız çok iddialı geçerdi. Nasıl unutayım başkan? Maçtan önce rekabet başlarmış. Maç iptal 10 gün sürer derler. Evet, doğru mu? Doğru söylüyorum. 10 gün evvel başladı. Hakikaten öyle doğruydu yani. Bizim İstanbul Oteli vardı, Cedet abinin rahmetin. Orada maçları 10 gün devam ederdi yani ne yaptık, ne ettik, ne yedik veya ne bayağı muhabbet ederdik orada. Bizim şeyimiz orası dedi, bulunduğumuz yer. Çok iddialı olurdu Mayrulla Marmara maçları. Evet. İmkanlar nasıldı futbolcu olarak? Malzeme, ayakkabı? Malzeme falan yoktu. Bazı maçlarda ayakkabılarımız olmadı halde önce oynanan maçın arkadaşlarımızdan ayakkabı isterdik. Şimdi kramponlar. Tabii. Toplar şeyliydi. Memeliydi. Memeli toplar. Topumuza evet. Vurdu, ayağımızı vurdu. Baya canımızı acıtırdı. Yani evet. Yokluk içinde oynandı o zamanlar futbol. Ama büyük ilgi görüyordu değil mi o yıllarda? Tabii. Amatör futbol sahada doluyor muydu? Tabii. Evet. Dinçukur'daki o sahamız o şey baya doluyordu. Evet. İç içe oynuyorduk yani seyirciyle beraber. Evet. Çizgide olurlardı onlar. Evet. Bazı üzerlerine gider düşerdik yani futbol şey olarak koşardık. Peki Özkan abi, o günlerden amatör futbol yaşantısından unutamadığın anılar var mı? Bandırma Spor'a sonra gideceğim. Evet. Yani seni etkileyen o rekabet olabilir, başka bir anı olabilir. Bu bir anımız şeyde var, grup maçlarına gittik Çanakkale'ye. Çanakkale Denizli'ne oynayacağız. O stadda yani onu sonra bana sonra Mülayim Yusuf vardı eski abimiz o anlattı. Biz sahaya çıkınca 11 oldu santraya giderken ben de en arkadayım ufacıkım. Aa demişler bacaksıza bak demişler. Bundan ne olur ya bundan bir şey olmaz bir dobiyle. O zaman da Mülayim abim Yusuf abim de demiş siz onu bacaksız sonra görürsünüz demiş. Oynasın. Ondan sonra ben o gün 4-2 mi? 4-0 öyle bir yendik. 2 golü ben attım. Ondan sonra demişler amca ya haklısın demiş ya. Ne biçim adam bu demişler. Evet. Yani öyle bir hatıram vardır yani eski. Evet. Birçok hatıra var tabii. Yani zor değil tabii. Şeyde oldu bir, İzmit'te oldu. İzmit Kağıtspor'a gittik. O zaman onların antrenörleri futbolcusu Avni'ydi eski Fenerli. Avni Kalkaman. Kalkaman'dı galiba değil mi Avni? Kalkaman.
Onun öyle bir denk geldi maç içinde. Ona bir apışar attım ben. Apışardan topu aldım. Sağından geçtim, solundan geçtim. O döndü bir boğar, yani boğalar şey yapıyorum. Döndü bir daha üzerine de bir topukla vurdum ayağım topuna. O kafasını zemden açtı. Bütün millet gülmeye başladı. Gitti onların şeyle, seyirciyle kavga etmeye başladı. Yani ulan ufacık çocuktan çalıyor. Çalıyor yani. Evet, evet. Öyle de bir hatıramız evet. Olmuştu yani. Özkan abi, amatör ligde oynarken, profesyonel ligde oynarken büyük kulüplerden teklif aldınız tabii. Mı? Hangi kulüpler bunlar? İlk baş Altay'dan aldım. Demin anlatmıştım sana. Evet. Şeyde. Ondan sonra Sıraç Etman abi, rahmetli Sadı abi, Göztepe'deydi onlar. Göztepe'ye götürdüler beni. Bir anlaşma olacak gibi oldu. Sonra vazgeçtik. Daha başka? Vefa ile oldu o zaman. Birincilikte Vefa. Rahmetli İlmi abi, İlmi Kiremitçi. Bizim burada yedek subaylık yaptı. Bizim bulunduğumuz otelde yapıyordu. Cevdet abinin rahmetli. O dedi sakın bir yere söz verme dedi. Ben seni Vefa'ya götüreceğim dedi. O arada da rahmetli Muhittin abi de beni şeye... O da dedi, adalet de vardı. Götürün filan dedi. Kim görmüş beni bilmiyorum. Fahri Somer vardır meşhur eski idarecilerden. Karagül'ün şeyi, ümmü kaptanı. Muhittin abiye söylemiş herhalde, hani gelsin nereden duymuş bilmiyorum herhalde şey yapmış. Karagül'le transfer oldum ben Marmara'da. Amatör olarak transfer oldum tabii. Ondan sonra askerdim o zaman, hava bizimdi Kütahya'da. Gittim orada, askerlik bana zor geldi Yeşilköy'de. Nöbetmiş, bilmemiş, şuymuş, buymuş. Ben dedim gene Kütahya'ya döneyim dedim hava gücüne. Oradan Kütahya hava gücüne döndüm. Bir de şeyden, bu İstanbul Genç Kadrosu'na maç attı bir Mithat Paşa'da. Balıkesir'de İstanbul. Ben herhalde o gün gene güzel oynadım herhalde. Dışarıda rahmetli Çetin Zeybek, Çetin abi, Beşiktaş'ın Nazmi, kaptanlar yani. Daha birkaç tane futbolcu varmış. Tabii Çetin abinin bandırma olduğunu biliyorlar. Ya demişler bu küçük kim demişler. O demiş bizim bandırma o demiş. Ya onu alalım demiş Nazım abi Beşiktaş'ta. Gelsin bizim antrenmanlara çıksın demiş. Vallahi Nazım demiş biraz zor demiş onu yollamazlar demiş. Daha ufak o demiş. Hakikaten yollamadılar evde. Gitme dediler. Yani kaç yaşında gitmediniz o zaman? Askere gitmemiştim. 16-17. 17 yaşındasınız. Tabii 15-16'da başladık. 10 veya 18 diyelim. Yollamadılar, şey yapılmadı. Yani bir de oldu. Yani transfer şeyim. Transfer değil de teklif etti şey. Nazım abi teklif etmiş. Gelsin bize. Antrenmanlara çıkın bir ben. Eğer anlaşılacak oynayabilirse oynardım o zamanlar yani. Tabii o zaman kaldı. Kaldı öyle. O zaman ilk profesyoneliniz Bandırma Spor'da başladı. Tabii Bandırma Spor'da. Onu anlatır mısınız bize? Valla işte o zamanlar iki takım birleşti. Marmara İdman Yurdu, Marmara'da İdman Yurdu. Bandırma Spor teşkil oldu. İşte o zaman biz bilmiyoruz tabii. Mukavele bilmene filan ne yapalım dedi filan. Hatta asansör bizim Marmara Başkanı'ydı. O sonra yine tekrar Marmara Başkanı o devam etti. Mukavele attırdılar dediler 20 bin lira dediler o zaman. 2 yıl buna. Evet 20 bin. Papa para da vermediler bana. Ya dediler, sonra veririz filan dedi Aslan abi. Aslan abi ben dedi 8 tane senet vereyim dedi. Senet verdi 2005 yıllık. Günü geliyor, ödemiyorlar senede. Ben cebimden ödedim 2500'ü. Ondan 2500 numara şeyle veriyorlar da. Taksitle. Bilmem ne bilmem ne. Yani paramızı öyle aldık. Bir sene oldu, iki senemeden zor, hani zor demeyelim de öyle aldık yani. Yani profesyonellik hayatımız böyle başladı Bandırma Spor'da. Bandırma Spor'da güzel anılarınız var değil mi Özkan abi? Tabii. Örneğin bir Ülkü Spor maçını anlatmıştınız. Evet, sizin spor tarihlerinden. Evet. Bir daha dinleyebilir miyiz size? Tabii. Ülkü Spor maçı Bandırma Spor'la Ülkü Spor maçı Balıkesir'de oynanıyor o zamanlar. Balıkesir'de oynuyorduk. Ben sol açık oynuyordum. Maçın bitmesine 4-5 dakika falan vardı. Zaten seyirciler yavaş yavaş yani maç beraber bitecek şey diye çıkmaya başladılar herhalde. Arkadan kim attı bilmiyorum o geçmiş zaman. Top beni açtı, üzerinden geçti. Tam inerken vole vurdum ben, inen topu, arkamdan gelen topu. Lan dedi, gol girdi. Ve maçı 1-0 aldık. Yani o maçı hiç unutamam ben. Yani Bandırma Spor'da ilk golümdü benim o. Evet. Ondan sonra zaten o seneden sonra şeye çekildim ben, orta sahaya. Defansif olarak daha çok.
Balıkesir seyircisi bizi tutmuyor değil mi Asker abi? Daha Marmara zamanından beri tutmuyor. Evet. Bize Palamutçular bilmene bilen hep bağırıyorlar hatta. Evet. Peki o günlerin bandırma sporunda beğendiğiniz hocalar, kimlerle çalıştınız siz antrenör olarak bandırma sporda? İlk antrenör? Gazanfer olacağı tabii. Değil. O muydu? Değil ya. Seracettin abi. Onlar yaptı. Seracettin abi. Ondan sonra Tokol geldi. Erdoğan abi. Nasıl hocaydı Erdoğan? Erdoğan abi hepsinden güzel. Çok iyi hocaydı. Evet. Efendi, terbiyeli. Futbolu bilen değil mi? Futbolu bilen. Evet. Bize yani futbolun nasıl oynanacağını biz amatörken bilmiyorduk. Yani verkaçları. Yani, üçe birler. Yani, üçe birler. Çok şey bize bu öğretti. Yani Erdoğan abi öğretti. Yani, sarkaç toplar. Bütün şeyimiz Marmara'da oynarken amatörken şey oynuyorduk hani. Babadan görme derler. Onun için normal futbol oynuyorduk. Hiç öyle şey bilmezken. Verkaçmış, yürümüş, buymuş yok ama Erdoğan abi hakikaten büyük antrenördü. Sonra Gaziantep Olcay da geldi. Başka kim yoktu ya? Bandırma sonra kaç yıl oynadınız? 5 yıl. 5 yıl oynadınız. Kurulduğundan 70-70 65-70 arası oynadınız. Hmm. Evet. Peki o günlerin bandırma sporu ile bugünün bandırma sporunu karşılaştırır mısınız? Ne fark vardı o yıllarla bugünün bandırma sporu arasında? O zamanın futbolu bizim zamanımızda yani kurduğu sene değil de ondan bir sene sonra güzel transferler yapıldı. Rahmetli Özkay, Soner sonra geldi galiba. Soner Salih. Salih. Yani çok iyi bir kadro kuruldu. Evet. Ve o senin ikinci senesine Türkiye Kupası'nda ilk dörde girdik. Kaldık yani. İlk dörde kaldık. O dörtlerde bize 6 ay düştü. 6 ay düştü. 6 ay bizi yendi. Elendik. Eğer yenseydik final oynayacaktık. Final oynayacaktık. Ondan sonra bir sene sonra yine tekrar dörde kaldık. Bu sefer karşımda Galatasaray çıktı. Galatasaray da yendi bize. Gene plan oynayamadık. Yani o senin takımı fevkalade bir takımdı. Yani belki benim kendi görüşüm en iyi kadro o zamanda. Yani o Soner'lerin rahmetli Özkay'dan zamanında. Ve bir de orada hatıram vardı şeyin. O Galatasaray maçında şeyde oynuyoruz. Kitapbaşı'da oynuyoruz. Gaziantep tarafındaydık biz. Orada bir korner oldu. Talat mı? Biri çekti o zaman. Talat, Galatasaray'da güzel, iyi futbolcular vardı, çok büyük. Ortaladı, ben kafaya çıktım. Tabii boyum ufak olduğu için çıkabildiğim kadar çıktım. Baktım kafamın üzerinde bir güm diye bir ses. Top bir baktım, top bitti işte ya burada. Dışarı çıkıp santrale doğru gidiyor top. Nevzat da bağırıyor, Özkan abi koşsana diyor. Dedim ki ne koşacak dedim, böyle oldu. Metin Oktay. Tabii Metin Oktay çıktı yukarı. Tatsız kral. Havaya beğendim, bak benim boyum tabii ufak oldu. O kadar sıçrayıp çıkıyor. Onun meşhur voleyleri vardı. Yani yatıp böyle. Böyle bir gol atmıştı. Yani hiç unutamam o maçı yani. Yani bir nevi Metin Oktay'la da beraber oynadık yani. Evet, 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 evet. Özkan abi ben bir soru sorayım. Son yıllarda seni tribünlerde maç seyrederken göremiyoruz. Bunun nedeni nedir? Yani eski... Yani kızdığınız bir şey mi var? Yok, kırgınlık var mı? Bugünkü futbolu mu sevmiyorsunuz? Kırgınlık değil de, hani benim kendi görüşüm, bunu ben içimde ütte kalmıştır. Yani bir idareciler yani, bağımlılık idarecileri böyle, nasıl anlatayım size? Bir eski futbolculara karşı bir yakınlıklar hiç olmadı. Olmadı. Yani bir şey olan insan çağırır. Küs. Çağırırlar, affedersin ama parasında değil. Bilet alıp bana şey geliyordu. İçeri. Vallahi billahi bak. Bak böyle üzülüyordum yani. Ben senelerce top oynayan bandırma spora, Marmara'ya kaç sene girdim, 25 sene. Ben yani parasında değil de yani para verip de girmem bana şey geliyordu. Ben bu kadar hizmet etmişim. Yani onu bilen düşünemedi bandırma spora idarecilere. Düşünemiyor yani. Hala da düşünemiyorlar. Belki de onun da tesiri vardır. Bilmiyorum hani gitmeyelim belki. Hani parasında değil. Ne olacak öyle verecekler 3 lira 5 lira değil de. Hani bir insan eski futbolcuna karşı bir şey yapar yani. Nasıl anlatayım? Özverili olur. Evet. Yine anılarınız arasında spor tarihlerinizi de anlatmıştınız bizim. Tekrar dinleyebiliriz onu. Kambur Alaaddin kaleci var. Evet. Nasıl olurdu? Ne derdiniz? Şimdi ben oyunu Marmara'da oynadığım zamanlar. Yani dedim ya benim de İtimayla Marmara ayrı. Öteki takımlar biraz şeydi yani. Zayıftı. Ben de o zamanlar tabii şeydim yani çok hızlıydım. Çalımlarla bilmem ne falan gol atarım.
Hani Çelikspor'la oynuyorduk o anlatacağım şeyde. Şimdi ben çalınmadı. Onu bunu futbolcuları bilmiyorum. Kaç 5-6 kişi. Rahmetli Alaaddin abiyle karşı karşıya aldık. Kaleci. Abi diyorum nereden atayım diyordum. Bakıyordu sana Özkan buradan attı. Ben de gol garanti ya. Peki Özkan abi, futbolcu yaşamınızın sonunda bir de antrenörlük yaşamınız oldu. Evet. Hangi takımları çalıştırdınız? Kendi mahalle takımını çalıştırdım. Sunma'yı çalıştırdım. Sunma Gençler Birliği. Ve onu şeye çıkardık. Birinci miydi galiba? Birinci matematik. Doğru. İkinci matematik. İkinci matematik. Ondan sonra Çelikspor çalıştırdım bir sene. Paşabayır'ı çok kısa çalıştırdım en sonunda. Bir daha bıraktım, antrenörlüğü de bıraktım. Yani. Evet. Şeyde Paşabayır'da çok kısa oldu. Evet. Yani bir iki ay şey yaptım. Baktım futbolculara antrenman ağır geldi benim yaptırdığım. Resmen söylediler bana oradaki kardeşlerim. Abi biz dediler böyle antrenmana alışık değiliz dediler. Biz çıkardık, başladık, top alırız, öyle oynarız dediler. Ben öyleyse dedim, ben de bırakıyorum dedim. Yani bıraktım, onun için bıraktım. Antrenmanı şey yapmıyorlardı yani, kabul etmiyorlardı. Evet. Büyük hızlı antrenmanları yani. Günümüzde herhalde futbolu izliyorsunuz televizyondan, değil mi? Evet. Beğendiğiniz takımlar, futbolcular var mı? Hem yabancı futbolda hem günümüzde Türk takımlarında yetenekli bulduğunuzda. Mesela şeyde Galatasaray'da eskilerden mi söyleyelim, yenilerden mi bilmiyorum. Eskilerden olsun, yenilerden olsun, evet. Eskilerden. Eskilerden çok var, hangisini sayacağı insan bilemez. Günümüzde diyelim o zaman. Şu anda yani beğendiğim yani Galatasaray'da o Emre Çolak var. Yani yetenekli olsun. Orada da genç çocuk, o yetenekli hakikaten. Evet. İleride daha da iyi olacak tahminim. Evet. Şeyde Fenerbahçe'de kim var orada? Gökhan'ı beğeniyorum. Gökhan'ı beğeniyorum. Evet. Hangi takım taraftarsınız? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz, evet. Hatta onun şeyi bile var, Fenerbahçeliyim. Biz Marmara'da oynuyoruz, yani İslamet Ölken. Siyah beyaz renk tabii. Benim oynadığım zaman hepsi şeydi. Beşiktaşlı. Bana kızıyorlardı, sen nereden Fenerbahçe oldun diye. Peki Özkan abi, şimdi günümüzde çok güncel bir konu bu. Alex'i gönderdi Fenerbahçe'ye. Bir vefasızlık olarak düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Alex'in böyle gitmesi hoş oldu mu sizce? Hiç hoş olmadı. Tabii, o senelerce İzmir'e gitmişim hemen 8-9 sene. Bir normal yerli futbolcu bu kadar İzmir'e demiyor. Evet. Bu dışarıdan Fenerbahçe birçok şampiyonu da kazandırmış. Goller atmış, asistler yapmış. Yani hakikaten şey olarak göndermesi lazım onu. Böyle tören. Yani hata. O biraz da Aykut Kocaman'ın hatası yani. Bir şahsiyet mi girdi aralarına, bir şey girdi yani bu. Kıskanma dalgası falan oldu filan dendi ya. Belki de olabilir yani. Ama böyle gitmemeliydi değil mi? Tabii. Başkanın öyle 3 dakikada ona ekart etmesi konuşmasında iyi bir şey yani. Yalan değil. Herkes zaten kınıyor zaten bunu. Herkes kınıyor. Evet. Fenerli olmayan Fenerli veya Fenerli olmayan da kınıyor yani. Son bir soru alalım Özkan abicim. Evet. Genç yeteneklere, genç futbolculara, futbolcu olmak isteyenlere neler söylersiniz? Yani ileriye düşünüp, istikbalini düşünmek yani o futbolcu şeyinde böyle çok çalışmaları lazım. Yani meslek edinsinler mi? Tabii tabii işte bunu demek istiyorum. Meslek edinsinler tabii. Sizin zamanınızda büyük, belki büyük o paraları bulamıyorlardı. Yani bizim zamanımızda oydu sonra şu andaki şey olsa bir dünyanın parasını da herkes yani. Hani ben yalnız ben değil. Hani eski şeyler, İdmayur'daki rahmetli Alaaddin abiler vardı. Nasıl anlatayım da başka? Doğan'la eskiler vardı da olsa onların. Yani öyle futbolcular için de olsa. Parayı kaparlar çıkarlar. 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 Tabii. Yalan değil hep öyle. Remzi abiler. Siz küçük paralara büyük özveriyle oynadınız tabii. Şimdi çuvalla para alayım millet yani hiç. Evet. Peki Özkan abi, size çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Bandına futboluna katkılarınız için de sizi kutluyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, bir dönemler Bandına'nın futboluna damgasını vuran Sayın Özkan Kıvanç ile birlikteydik. Başka bir programda görüşürüz.